Yani şimdi bütün şeyler, sözleşme olayı tamam. Sadece Iğdır'daki ailenin hani bütün malları, mülkleri istiyorum dedin ya Aslıcığım, bu imkansız pay şöyle. Pay istiyorum dedi. Evet, pay istiyor ama belki evlenmeden... Belki de Kayahan'ı garantiye almak istiyor. Evlenmeden. Belki de güzel bir hayat yaşamak istiyor kocasıyla. Ancak böyle evlenirim diyor. Ama şimdi evlenmeden öyle bir pay alamaz ki. Evlenince yok, olması yok, lazım sen değil mi? Hayırdır ya? Aklına kim giriyor? Annem mi giriyor senin aklına ya? Ne annesi ya? Benim annemin asla öyle bir isteği olamaz. Hisse istiyorum ben. Sen nesin ki hisse istiyorsun ya? Yengeçlikle saçmalıyor mu ya? Sen bana bir kim olduğunu söyle de ben hisse öyle iste ya. Hiç evliliğin, nikahın yok. Sana ne payı vereceğim ben ya? O zaman ben niye Kayan benle yaşamasına izin verdim? Verme. Vereceksin. Zorla mı geldi evine? Vereceksiniz. Beni zorla kendisi çağırdı zaten. Sen alabiliyorsun. Sen artık bu zorla anlattığın hikayelere kimse inanmıyor. Ne vallahi herkes de inanıyor ya. Ya sen. Emin ol. Sana kimse inanmıyor ya. Sana kimse emin inanmıyor. Emin ol ya. Dövmeyi de zorla yaptırmıştık. Evde zorla. Ben seni zorla evimde nasıl yaşatabilirim ki? Benim bütün dağınıklığım ve pisliğim içinde yaşayan kişi sendin. Öyle kalırsın. Ben zorla yaşamıyorum ki zaten senin evinde. Zorla ya, mı yaşıyorum? Kayan, hayır. Kayanlara bak ya. Hayır. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Gamze sürekli yani vasfın ne bunları isterken diyor bunu. Geçtiğimiz haftalarda da söyledi. Ama onlar nişanlılar. Seda Hanım, yüzüğü attı, o ayrı. Sinirlendi de attı. Ama senin kardeşin evlenme teklifi etti teknede. O bir söz, bir nişandır yani, yapıldı. Ama arada nikah yok, bir şey yok. Daha benim kardeşimin bir sözü yok ayrı, mallarında, evet, mülklerinde. O kim ki? Senin kardeşin o kadar dengesiz ki sabahına bana burada res çekip sen akşamına kapıma geliyor benim, kapıma. Az önce de duydun değil mi? Sen benim neyimsin ya dedim, al mülk istiyorsun dedi. Bana teknede yüzük takarken hiç neyimsin demiyordu ama. Nikahın yok, bir şey gelirim yok kapına, ya. Gelirim kapına, yazdım günahım geliyor mu sana? Gelirim değil, ya. Sen nasıl yazdın? Gelirim ya. Tek bana... Ya beni kaybetsem var ya. Ne olur seni kaybetsem, kendini nasıl bir yerde görüyorsun acaba? Cenneti değişmezdin ya saçımın teline. O mal varlıklarından bana pay verilecek. Yoksa yüzüğü de takmıyorum. Abi yüzüğü de takma. Bilirsin. Benden uzak dur. Sen bilirsin. Benden uzak dur. Bir dakika, tek tek konuşalım. Şadıman. Aslıcığım, yüzüğü taksan da takmasan hiç önemli değil. Sen bir kere hangi sıfatla, neyle mal varlığı istiyorsun? Biz 60 senelik evliyiz, daha adama mal varlığından faydalanalım demedik. Vallahi ya. Nasıl bir şarttır bu ya? Ben kendimi ve geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Nikah yaparsan garanti altına alırsın. Zaten bu böyle nikah garanti yapma altına şartım. Alınmaz. O mal varlığından bana pay verilmeden nikah yapılmayacak. Söylemek yapma. Şey onun bu. Da umurunda olmadı. Kendisi sana bir şey diyeyim mi? Kendisi. Senin geleceğin benim sesim ve çaldığım enstrüman kemanımdır. Anladın mı? Tamam, anladın mı? Anlamadım. Demet, sen konuşamadın galiba değil mi ya? Evet. Kayancığım, kusura bakma. Da sana ne mal mülk ya? Da ne? Kayan, pardon da Aslı da bir vasıfsız bir kişi değil yani. İki tane üniversite bitirdi, İngilizcesi var. Oldu. Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. O da çalışsa, o da senden daha fazla maaş alabilir, inan ki yani. Lütfen bu kadar da gömme. Madem beni çalıştırmıyor abla, evet, o zaman verecek. Beni cuma günü iki tane abla önümü kestiler, Seda Hanım. Ha. Dediler ki sen Kayahan'a nasıl iş bulursun dediler. Çünkü Kayahan Aslı'yı çok üzüyor. Bir daha sen böyle bir şey yapma diye ciddi anlamda kızdılar bana, biliyor musunuz? Duydun mu Aslı bunları? Ah, evet Kayahan. Seda Hanım. Benim mesleğim, kazancım da sana yetiyor. Nereye yetiyor, yetiyor ya? Yetiyor ya, yetiyor sen ya. Sen sahne mi alıyorsun yetmez şu anda? Tamam, almayayım. Almıyorsun. Ne yetiyor? Semra. Sokak müşterliği yaparım, yine de bakarım. Anladın mı? Kayahan Bey, son günlerde kafanız çok karışık. Bir gün ablanın yanındasın, bir gün Aslı'nın yanındasın. Aslı da tabii ki böyle bir sözleşme şartlarını istemekte en doğal hakkı. Kendisini garantiye almak istiyor. Bunda ne var? Semra abla, hem ben öğrendim. Bu arada Seda Hanım, ailesi zenginmiş. Kayahan ve ablası benden bunu gizliyorlar. Ama eski sevgilisi her şeyi biliyor. Eski sevgilisi neden Kayahan'ın kolunda Aslı yazdığına rağmen onunla görüşüyor sanıyorsunuz? Çünkü mal varlığının peşine düşmüş. Ben sana yedirmem. Ben sana Kayahan'ı da mal varlıklarında yedirmem. İzlediğini biliyorum. Kendine gel. Bana verilecek o mal varlıklarından pay. Sana kim veriyor? Kendi kafana niye konuşuyorsun boş? Tarlaları sana kim veriyor? Öğrendim. Öğrendim. Tamam, tarlaları öğrendim. Tarlaları, arsaları öğrendim. Öğrenebilirsin. Sana kim mal veriyor? Bana pay verilecek. Kim veriyor sana? Giderim Iğdır'a yoksa. Git.
Sana var ya bir tane damızlık inek bile var. Gamze şimdi bunun üzerine ortalığı tam da karıştıracak. Hafta sonu Gamze içini döktü kameralarımıza. Ne mi dedi? İzleyin. Ben bunu stüdyoda defalardır söylüyorum. Yayından çıktığı zaman arıyor, görüşüyor ve oraya geldi. Sadece diyor, Kayan diyor ya koluma girdi. Öyle bir şey yok. Onun daha ilerisi de var. Ama Kayan açıklama yapmıyor. Sen açıklar mısın? Ben Kayan'dan bekliyorum açıklamayı. O yapsın, ben devamını getireceğim. Bize bir iki tüyo verir misin? Kayan ondan hala vazgeçmedi. Hala onu istiyor. Ama Aslı ona ne yapıyorsa beynini yıkıyor. Normalde Aslı ama Kayan bizim istediğimiz gelinle, o da onaylıyor. Kayan hala o kızı seviyor, evet, diyorsun. Evet, o kızı seviyor. Orada diyor ya eski sevdiğim, eski sevdiği falan değil. Gerçekten onu istiyor ve seviyor. Ben buna inanıyorum ve Kayan'da da onu görüyorum. Sevmese neden o kadar yolu gelsin ki Kayan? Evet, annesini babasını görmeye geliyor ama onu gelmişken onu da görüyor. Vakit geçiriyorlar ve onun yanında huzur buluyor. Aslı da bulamadığını onda buluyor. Huzuru, yani Aslı sürekli Kayan'a baskı yapıyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ama bizim gelinimiz öyle değil. Kayan'a hep mütevazı karşılıyor. Kayan istediği gibi, bizim ailemizin istediği gibi bir gelin. Sence Aslı Kayan'ı eziyor mu? Evet, eziyor. Çünkü her iş, her şeyini ona yaptırıyor. Her şeyini. İkide bir sen kimsin, sen kimsin? Aslı sen kimsin ya? Yani benim kardeşimin bir sesi var. Yani bir duruşu var. Sen kimsin? Yani sen kendine bak ya. Evet, bunların cevabını Aslı vermeli. Evet, sen kimsin? Kayahan'ın eski sevgilisinde gönlü olduğundan, hala ona aşık olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Peki neden benim kapımdaydı? Buna da bir açıklamanız var onu mı? Onu kendine sor. Siz kendine sorun kimi seviyorsun diye. Burada neden söylesin, o zaman geliyor herkes ondan? Herkes görsün. Neden geliyor kol kola geziyor ya? Evet Kayahan, neden kol kola geziyorsun? Açıklamak ister misin? Abi ben seni seviyorum. Beni seviyorsan o yere attığın kağıdı şimdi alacaksın burada. Kalem isteyeceksin, imzalayacaksın madem beni seviyorsun. Neyini imzalayacağım onları ya? Onları imzalayamazsın ya. Neyini imzalayacağım ya? Sen bilirsin imzalamazsın. Sen atam yaptı ya. Gamze'nin röportajının ikinci bölümü var değil mi? İkinci bölümü de hazırlasınlar. Hazır olduğunda söyleyin. Sevdik hata mı yaptık ya? Evet. Şartlara ablanın, bak. Ablanın iddiası... Yani inanma onlara ya, inanma ya. Bu senin şimdi eski sevgilin mi, güncel ilişkin ya, bak, mi? Neyim ben anlamıyorum sen birazcık, da. Birazcık değiş diye bunları yaptım. Değişmiyorsun. Sen birazcık sen değiş diye bunları yaptın. Sevdiğin şeylerden vazgeçmiyorsun. Senin sevdiğin şeyler bana zıt şeyler, anladın mı? Almışsın A4 kağıdına, yazmışsın kafadan... Bunlar benim şartlarım. Bu şekilde küçümseyemezsin. A4 kağıdını alt kafadan yazmışsın. Bunlar öyle, bizim ilişkimizin önündeki öyle bir şart. Benim burada aylarca şartım şart var. Yok. Ne olacak onlar? Senin şartın başkasıyla kol kola gezdiğinde gitti o şartlar. Bak sen duymuyorsun ağzımdan çıkan kelimeyi. Sen anlamıyorsun sen beni şu an. Sen sırf şeylerden değiş diye ben onları yapıyorum sana karşı. Görmüyorsun. Benim. Kör olmuşsun, görmüyorsun ya. Benim değişmeyeceğim farkında. Abi kırpler de çıktı yine kör diye devam. Yok, ben görüyorum, her şeyi çok iyi görüyorum. Sen hafta hiç sonu, görmüyorsun. Hafta sonu ki. Sen her şeye inanıp ağlıyorsun. Ya, İnanıp ağlıyorsun. Ya bırak senin direkt için bir daha gözyaşı dökmem gidiyorsun. Ben. Bu senin huyun. Sen bana burada git, Allah'a yakın bana uzak ol diye bağırıyordun. Şimdi ne değişti? Ne yapayım, başımla durmuşsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Yeter arkadaş. Kaç kere üstüne yürüdün ya? Yeter kaç ya. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Eski sevgilin gibi birini istiyorsan iki seçeneğin var değil mi şu an? Beni de seçenek yaptın. Ama ben bu sözleşme imzalanmadan, bak bu kareye girmek bile benim için rencide edici bir şey. Bak sen eski beni, sevgiline kol kola geziyorsun sen. Beni sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Bunu imzalayacaksın sen, o kadar. Sen imzalamayacaksın. Sen değiş diye yaptım, anladın ya mı? Baş... Görmüyor ya. Onları imzalayamaz, öyle bir şey yok. Peki, görmüyor ya. Şimdi sıkı durun. Gamze'nin ortalığı daha da alevlendirecek sözleri. İzleyelim. Aylardır bu stüdyoyu terk etmedim. Terk etmeyeceğim de. Allah'a şükür Aslı'dan kurtulduk. Kardeşimin nikah masasını oturtturacaktı. Pavyonunu örtbas edecekti. Pavyonumdan kurtulacaktı ama ben bu nikaha da izin vermeyeceğim. Aslı'dan da kurtulduğumuza çok şükür ediyorum. Aslı'nın tek uğraşı bu nikahı kaydıracak, pavyon meselesini ortadan kaldıracak. Ama ben elimden geldikçe ne nikaha izin vereceğim ne de Kayan'la olmasına izin vereceğim. Burayı da kesinlikle terk etmeyeceğim. Seda Hanım diyor ya, git Gamze uğraşma.
Kesinlikle gitmeyeceğim. Ben kardeşimin her konuda arkasındayım. Benim kardeşimi alet edemeyecek pis oyunlarına. Evet. Pavyon olayım yok ki benim örtbas edeyim. Olmayan var. Bir şeyi nasıl örtbas edebilirim? Nikah kıydırıp onu örtbas ettireceksin. Geçmişini temizleteceksin. Benim biriyle nikah kıyma ihtiyacım yok. Tabii. Kayahan bana hı-hı. Sevdiğim kişi sen diyorsa o sözleşmeyi imzalayacak. İmzalamayacak. Kafana kafandan çıkar. Ya burayı yalandan arkadaşlar. Bana kafanlarından bir tane tavuk bile vermezden nikah ihtiyacı yoksa git. Sen bir sus. Nikah ihtiyacı yoksa git. Yine git. Ablana karşılık veriyorum. Gitsene. Ablanla bir olmaya başladın yine bak. Ne istiyor ya? Sen kimsin abi hemen ya? Dönüyorsun sen ya. Ablam bana ne diyor? Farkında mısın? İzledin mi görüntüyü? İzledim. Yalan mı söylüyorum? Sen demiyorsun ki pavyon meselesi yok. Ben sana bu konu açılmayacak demedim mi abla? Demiyorsun. Hala beni savunmuyorsun. Bana diyorsun. Nikah senin savunulacak neren var ya? Bir kağıt yazmışsın benim. Gelmişsin. Zaten o evde bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Onları yapıyor. Bir de altına ben mal istiyorum. Sen nikahlı karımsı mısın ya mal istiyorsun ya? Onun hakkı yok daha. Onun bir malı yok. Sen nasıl istiyorsun? Nasıl yok malı? Siz benden gizliyorsunuz. Sen nasıl istiyorsun ya? Benim haberim var. Sana ne? Girdim baktım. Ya sana ne bak? Aslı beni çıldırtma bak. Ev devletine girdim baktım. Malı da var benden gizliyorsun. Sana mı verecek malı verecek. Varsa? Git çalış. Sen bana iftira atıyorsun. Allah Allah yalan mı? Ben gerekirse o malları sana iftira davası açıp alırım. Aç git ikimiz alırım. Beraber gidelim. Bana pavyonda çalışıyor diye iftira atıyorsun i̇kimiz sen. İkimiz beraber gidelim. Sen ne yapacaksın gidip? Benim önünden geçmediğim bir yere burada kaç aydır iftira atıyorsun bana. Ben sana iftira ben atmıyorum. Kafaya koydum. Doğruları söylüyorum sen kaldıramıyorsun ne söyleyeceğini şaşırıyorsun aynen artık. Aynen. Ben kafaya koydum o malları alacağım. Gerekirse sana dava açar alırım. Gerekirse alsana. De Kayahan onu imzalar verir. Kayahan onu imzalayamaz. Sen de hiçbir şey alamazsın. Görürsün. Ben görürsün. 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 İmzalasa ya. Neden imzalayamaz? İmzalasa ya. İmza yetkisi var o yaşta. Efendim neden Ayşe. Şimdi diğer maddeleri biliyorduk zaten. O mal maddesi ya daha Kayahan'ın malı yok senin olamaz. Onu geçelim de. Var var. Kayahan o sözleşmeyi imzalayacak bence. Kesinlikle imzalayacak. Daha iki gün küstürünce tekrar Gamze'yi özleyecek. Kapısına gidip sözleşmeyi imzalayacak. Kayahan bir şey sorabilir miyim? Şimdi burada 2-3 aydır oturuyorsunuz. Tamam. Aslı sözünü dinlemiyor. İşte kirpiğini uzatıyor, tırnağını uzatıyor, açık giyiniyor falan falan. Gamze sana Aslı sana başka yanlış yapmadı ama bak. Sen her gittiğinde Iğdır'a gittiğinde ya da başka bir şeyde sürekli daha büyük hatalar yaptın. Affedilmesi zor hatalar onlar yaptın. Onlar hata değil. Bunu onları bilinçli olarak yaptım değişsin düzelsin diye abla. Bilinçli olarak ya. Öyle hata yapılmaz. İnanmıyorsanız da o da sizin bildiğiniz. Aynısını şey. Aslı yapsa ne yaparsın bunu öğrenmek ben istiyorum. Ben size bir soru sormak istiyorum. Hani Kayahan en son parasıyla bana çiçek çikolata almıştı. Kayahan hafta sonunu bir otelde tatil yaparak geçirdi. Madem Kayahan'ın mal varlığı yok... Nasıl geçirdin o zaman otelde seni, hafta sonunu? Seni alakadar ediyor mu ya? Ediyor benden seni gizliyorsunuz. Alakadar, gizlesek de gizlemesek de var öyle bir şey varsa da seni alakadar ediyor mu ya? Ediyor. Niye? Çünkü ben istediğim zaman Kayahan bana durumum yok sahne alamıyorum diyor. Evet halbuki, burada da söyledi. Evet durumum doğru. Yok sahne alamıyorum yok aç sana kaldık. Sana mı para yedirecek? Aç kaldık diyor. Sana mı para yedirecek ya? Demek seni ki, silikonlarına mı yaptıracak sana silikonlarına mı evet, para yedirecek benden, ya? Benden... Benden maddi varlığını gizleyen birisi Allah. Benim eşim olamaz. Benim masraflarım var. Onları paşa paşa karşılayacak. Karşılamıyorsa da bu sefer ben git derim, sen çıkar gidersin. Ben de el sallarım arkanda. Git o zaman kendin çalış, masraflarını kendin karşıla. Ben burada her zaman karşıla. Otururum, gitmem anladın mı? Sen yalan söylüyorsun. Sen gidersen sen git. Sen yalan her söylüyorsun. Her zaman giden sen olacaksın. Iğdır'a gidiyorsun, o yol masraflarını nasıl yapıyorsun? Orada bu gezmeleri nasıl yapıyorsun? Ben bunları yer miyim, yemem. Ya sana ne var ya? Ailemi görmeye gidiyorum. Sana ne var ya? Aileni görmeye gidiyorsun. Neden benden gizliyorsun? Sana ne var ya? Sen benim her şeyimi... Her defasında beynimi ütülüyorsun ya. Beni zor duruma bırakıyorsun. Her şeyimi bilmek, görmek istiyorsun. Bana hiçbir hediye almıyorsun diyorsun ki adım başı kavga çıkarıyorsun ya. Adım başı ya. Durumum yok diyorsun. Adım başı kavga çıkarıyorsun ya. Ya kavgacı zaman... bir kadınsın sen ya. Bana hiçbir hediye almıyorsun ve yalan söylüyorsun. Canlı yayın açıyorsun, Aslı'nın oyuncaklarını ben alıyorum falan diyorsun. Hiçbirini de sen almadın. Yalan söylüyor. Onlar da yalan. Kayahan yalancı biri. Sen çocuk musun sana sen böyle kalayım ya? Sen çok doğrucusun zaten.